Hayatın her anı fırsatlarla dolu. Peki acaba onun kıymetini ne kadar biliyoruz? Şöyle bir durup düşündüğümüz zaman aslında ne çok şeye boş veriyoruz. Lafa gelince herkes çok bilinçli de uygulamada sanki biraz sınıfta kalıyoruz. Konuya tedbiri elden bırakmayalım da girip sürekli bize bir şey olmaz da çıkıyoruz. Ben Salih Uyan. Bundan böyle TRT ekranlarında bize bir şey olmaz cümlesinin aslında ne çok şeye mal olduğunu hep birlikte keşfedeceğiz. Geçen yıl meydana gelen 130.360 kazada 2.555 kişi hayatını kaybederken 221.108 kişi de yaralandı. Verilere göre kazalarda en çok can kaybının yaşandığı saat 18 ila 19 arası. Bu saatlerde meydana gelen 8.747 kazada 155 kişi hayatını kaybetti, 14.551 kişi yaralandı. Araştırmaya göre ölümlü ve yaralanmalı kazalar en çok cumartesi günü meydana geldi. En az kazanın meydana geldiği gün çarşamba. Verilere göre en fazla trafik kazasının meydana geldiği ay ise Ağustos. Bu hafta konumuz trafik. Ülkemizde son 10 yılda trafik kazalarında ölen kişi sayısı tam olarak 45 bin. Yani teröre şehit verdiğimiz sayıdan daha fazla. Ürpertici bir tablo. Şimdi size soruyorum. Kalabalık bir yolda ailenizle yürürken sırf zevk için elinde tabancayla sağa sola ateş ederek yürüyen bir kişiye ne gözle bakarsınız? Katil değil mi? Peki trafiğin en yoğun olduğu saatte gözünün kestirdiği bir arabayla yarış eden ve herkesin hayatını tehlikeye atan sürücüye acaba niçin aynı ciddiyetle yaklaşamıyoruz? Bunun için galiba algı yönetimi şart. Aslında algı yönetimi için yürütülen bir kampanya var. Ve caydırıcı etkisi olsun diye seçilen figür de hepimizin yakından tanıdığı trafik canavarı. İşlenen bütün suçları ve rezaleti üstlenen sanal günah keçisi yani. Peki bir işe yarıyor mu? Elbette hayır. Eğer yetkililer sosyolojik bir araştırma yapmış olsalardı, Susam Sokağı'ndaki kurabiye canavarıyla büyüyen bir nesle, trafik canavarı figürünün hiçbir caydırıcı etki yapmayacağını çok net anlarlardı. Ayrıca Türkiye'de canavar kelimesi çok kabiliyetli, iş bitirici insanlar için kullanılıyor. Mesela birileri çocuğumuz için maşallah canavar gibi deyince koltuklarımız kabarmıyor mu? Şimdi küçüklüğünden beri canavar gibi maşallah diye koltukları kabartılan bir trafik canavarı gelecek ekrana. Vandal abi ekranda maceralarını anlattıkça bakıp da görmediklerimiz gün yüzüne çıkacak, komik gördüğümüz ağlatacak, normal sandığımız korkutacak. Vandal abi hayatımıza kasteden tehlikeyi hicvederken ekran başında onun gibi olmak isteyen adaylar düşünmeye başlayacaklar. Kendisinden bu kadar bahsettikten sonra hadi gelin tanışalım Vandal abiyle. Ne ötüyor kardeşim bu tıp böyle? Abi emniyet kemeri takarsan süsler. O zaman takalım şunu kesilsin. Abi o ne ya? Ne demek o ne ya? Oğlum bu içinde bulunduğumuz yüzyılın en güzel icadı. Bak takıyorsun. Gördün mü ses kesildi işte. Abicim onu yanında taşıyacağına orada 2 dakika kemerini taksan ne olur? Çok bilmiş. Takmıyorum kardeşim ben kemer memer. Netsin yani abi takmayacağım diyorsun. Netim güzel kardeşim. Ne demişler? Eşeğe altın kemer tak, eşek yine aynı eşek. Abi ayıp oluyor ama ya. Hem bir kere o kemer değil yani, semer. Redaktörlük yapma bana. Çok bilmiş. Tamam abi, nereye gidiyoruz? Düz gideceğiz de sayende gidemiyoruz yani. Sabahtan beridir olduğumuz yerdeyiz. Bak biraz önce kaldırımın kenarından teyzenin bir tanesi vızt diye yanımızdan geçti. Yarış pistinde olsak teyze bize tur bindirmişti ya. Ya insan biraz hamle yapar ya. Bir şerit değiştir, bir şey yap. Bak orada emniyet şeridi bizi çağırıyor gel gel diye. Azıcık içindeki trafik canavarına kulak ver ya. Yok abicim ben emniyet şeridine kesinlikle giremem. Ya sana bu kulaklarla nasıl ehliyet verdiler?
Acil işim var diyorum. Halı saha maçına yetişeceğim. Yani ne diyeyim Mandal abi, senden de bu beklenir. Budur güzel kardeşim. Sen yorum yapmayı bırak. Gir de emniyet şeridine, kaymak gibi akalım. Bak yarım saattir tampon tampona meyiliyoruz trafikte be. Ya Vandal abicim kusura bakma da ben emniyet şeridine giremem ya. İyi girme kardeşim, tamam. O zaman şuradan sağdan git, aralardan gidelim. Abicim sağa dönülmez yazıyor. Arabaya yazık ediyorsun be oğlum. Oğlum ne yap biliyor musun sen? Git sanayiye, ikinci vitesten yukarısını aldın, zaten kullanmıyorsun. Bu nereden yatıyor? Bak şimdi yak dörtlüleri, gir emniyet şeridine, yapıştır gazı da döşemeye. Polis çevirirse panikli adamı oyna böyle. Abi hayrola ya, doğuma falan mı gidiyoruz? Çarparım ha! Ne doğumu oğlum? Vandal abi istersen ben şöyle ileriye kenara yanaşayım da sen hafiften sizin sahaya doğru koştura koştura git, hem ısınmış da olursun. Ulan sağa dedin de çocukları aramadım ben. Alo, ne yaptınız? Geliyorum yoldayım. Yok be, kendi arabamla gelsem şimdi yüz yüze konuşuyorduk. Benim araba serviste kahveden bir arkadaşı rica ettim, bırakıyor beni. Sağ olsun, o da toplumun en bilinçli adamı çıktı. Bütün kurallara uya uya geliyoruz. Aynen. 7-8 kural oradayız kardeşim, aynen. Hadi soğutmayın, siz de aranızda paslaşın, bir şey yapın hadi. Hadi kapat, tamam kapat. Murat, arabadan bir ses mi geldi? Dur. Hemen şurada dur. Dur bakayım. Hayırdır abi, ne oldu ya? Bir ses mi geldi? Allah'ın bilinçlisi. Dedi beni be sabahtan beridir. Yok emniyet kemeriydi, yok emniyet şeridiydi. Sen biraz abi sözü dinle oğlum. Bak, yaya kaldın işte öyle. Murat, şimdi kendi kendine tur at emniyet şeridinde. Şansa bak, ambulans. Hadi bakayım, hadi oğlum geç önüme. Şimdi hasta acile yetişirken Vandal'da maça yetişecek. Hadi biraz daha hızlı. Lan. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi beyefendi? Aa, bir şey hissedemiyorum. Ne oldu bana? Emniyet şeridinde ambulansın arkasında takılmışsınız. O sırada başka bir araca çarpmışsınız. Geçmiş olsun beyefendi. Bu ses ne? Ya ne gıcık bir sesi var bunun. Kesilmiyor mu bu? Abi dua et de kesilmesin. Hasta ancak eks olunca kesilir bu ses. Boş ver Murat. Delikanlı adamı bir darbeyle bir şey olmaz. Vandal abi işte böyle birisi. Önümüzdeki haftalarda kendisini eminim çok daha iyi tanıyacaksınız. Konumuz trafik olunca trafiğin ana vatanı olan yollara çıktık ve vatandaşa bazı sorular sorduk. Hep birlikte izliyoruz. İstanbul trafiği deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul trafiği deyince aklımıza ne geliyor biliyor musunuz? Yoğunluk geliyor yani. Yoğunluk? Yoğunluk. Çile. Çile geliyor, işkence geliyor. Ne gelebilir? Sizin için en sinir bozucu sürücü tipi kimdir İstanbul trafiğinde? Biraz minibüsçilere sinirleniyorum. Minibüsler diyelim. Yavaş süren bayanlar. Emniyet şeritlerini kullanan, kuralları ihlal eden kişiler. Tabii sabırdan başkası yalan. Sabrediyoruz. Bazen hiçbirine sinirlenmiyorsunuz, bazen hepsine sinirleniyorsunuz. Genelde sinirimi bozmam öyle ufak tefek şeyler. Trafik cezası yediniz mi? Yedim. Neden ötürü? Radardan ötürü yedim. 4 yıldır ceza bile yemedim. Bazen hatalı sollama yapabiliyorum. Emniyet şeridinde 4 lira yakıp girer misiniz? Çok acilse girerim. Yani ama oldu mu daha acil? Oldu, çok oldu. Çok acil işlerimizde emniyet şeridini kullanıyoruz yeri geldiği zaman. Emniyet şeridi kullanımlarıyla ilgili hakikaten eğitmek lazım insanları. Önünüze bir ambulans çıktı diyelim ki. Evet. Acilde bir işiniz var. Evet. Onun böyle arkasından takılır mısınız? Takılıyoruz. Ambulans gördüm mü kaçırmıyorum genelde. Onu bir düşünebilirim o zaman tabii ki. Genelde o şeritte dörtleri yakıp yavaşlayıp yol açmaya çalışıyorum. Peşine kırdığımız oldu. Oldu ama yani önümden geldiği kadar özellikle ambulansa, işte itfaiye pek olmuyor da ambulansa yol kesinlikle veriyoruz. Biliyor musun emniyet kemeri susturucuları? Şöyle bir aparatlar var. Aparat var evet. Bunu kullanıyor musunuz? Ben kullanmıyorum bunu. Kullananlar hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlar bunu neden kullanırlar sizce? Ya onu asasen var ya kendini kandırıp onu kullanıyor biliyor musun? Yani kendi hayatıyla oynuyor onlar. Şu nedir sizce?
biliyorum onu ama ben kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi emniyet kemerimi her zaman takarım. Kesinlikle kullanmıyorum. Kullanıyorum. Emniyet kemerini taktığımda da sıkılıyorum ve ben de kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Yanımda oturan da emniyet kemerini bağlamak zorunda. İnsan hani hayatını niye riske atar onu da bilmiyorum. Hayatta hepimizin başına irili ufaklı birçok şey gelir. Çoğu zaman yaşadıklarımızdan ders alır ve bir daha yaşanmaması için tedbir alırız. Kimilerimiz de içten içe, ya keşke başımla geleni herkese anlatabilsem de onlar aynı duruma düşmeseler diye düşünürüz. Programımızın Bize Bir Şey Oldu bölümü işte bu amaçla tasarlandı. İhmal yüzünden başınıza gelen ve ders aldığınız şeyleri bir dakikayı geçmeyecek bir video ile anlatıp web sitemize yükleyin. Sonra oturup tüm Türkiye ile birlikte TRT ekranlarında izleyin. Yani aldığınız dersi hepimizle paylaşın. Bakalım bu hafta Bize Bir Şey Oldu bölümünde hangi izleyicimiz bizimle hangi hikayesini paylaşacak? Hep birlikte izliyoruz. Kaza geliyorum demez diye bir söz var, bilirsiniz. Ama bazen öyle durumlar oluyor ki, kaza bağıra çağıra geliyorum diyor. Programın ismini nasıl buldunuz diye seyircilerimizden bazı sorular geldi. Aslına bakarsanız pek de zorlanmadık. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve muhtemelen bu cümlenin en çok kullanıldığı ülke burası. Şimdi sıradaki videoyu izleyince aslında programın ismi için nereden ilham aldığımızı çok daha iyi anlayacaksınız. Bırak, bırak, müdahale etme, bırak. Ya bırak, bırak, müdahale ettin mi düşer? Kendini kollar, bırak. Aha işte, bırak abi. Yok, 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 bir şey olmaz. Yok ya, bir şey olmaz, korkma ya. Yok. Kes diyor ya. Dur, dur, bir şey olmaz. Ona motoru gel, tüfeğilecek. Bir şey olmaz, dur, 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 bir şey olmaz, dur, dur. Hadi oğlum, ha. Allah'ım sağ emanet ya. Yok yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bize Bir Şey Olmaz ekibi olarak trafikteydik ve vatandaşlarımıza bazı testler uyguladık. Bu testlerin sonucunda gerçekten bilinçli olduğuna karar verdiğimiz vatandaşlarımız için bazı sürprizlerimiz vardı. Hep birlikte izleyelim. Gördüğünüz gibi burası bir okul bölgesi ve çocuklar şu anda dersteler. Onun için gürültü kirliliği şu anda çok büyük önem arz ediyor. Şimdi vatandaşlarımızın gürültü kirliliği konusunda nabzını ölçeceğiz. Ve görüyorsunuz arkamda trafik ışıkları var. En önde bizim işbirlikçi aracımız olacak. Ve arkasına yanaşan araçlar yeşil ışık yandığında 5 saniye içinde kornaya basmazlarsa onları ödüllendireceğiz. Hadi bakalım şimdi görelim kimler sabredecekler. Kimler ise kornaya basacaklar. Efendim sizi tebrik ediyoruz. Yeşil yanında 5 saniye oldu. Halen kornaya basmadınız. Size bir hediyemiz var. Buyurun. Kornaya basmadığım için ben. Evet, kornaya basmadığınız için, bilinçli bir vatandaş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Okul bölgesindeyiz. Öğrencilerimizi rahatsız etmediniz. Onlar da size bir alkış verecekler şimdi. Evet, size iyi yolculuklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Trafikle ilgili bilinç kazanmak için ülkeler çok farklı kampanyalar düzenliyorlar. Özellikle genç kitleyi etkilemek için sinema dilinin kullanıldığı bu kampanyalar gerçekten etkileyici. İşte şimdi bu filmlerden bir tanesini izliyoruz. Haftaya konumuz ev kazaları. O zamana kadar aman size bir şey olmasın. Thursday afternoon in a 60 zone. This 34-year-old motorcyclist was on his way home. It's our job to work out why he never got there.
The rider broke his neck on impact here, having crashed into this car which was turning right. By analysing the impact, we know he hit the car at 30 kilometres per hour. And these marks on the road tell us that he skidded for 21 metres, having braked hard here. When he first reacted, he was doing 68. But let's change one small thing. At 60, the driver would have had more chance to see him properly. He'd have stayed in control and reached this point a moment later. The car would have cleared his path and he'd be home by now. You decide on your speed. The physics decides whether you live or die. Our job is to reconstruct serious crashes and get evidence that may be used in court. Now, this young woman landed here with serious head injuries, following the huge force that threw her over 6 metres on the impact here. We can work out she was hit at 32 kilometres per hour by analysing the car and these tyre marks. So he started braking here and first saw her when he was travelling at 65. But let's change one small thing. Now he's doing 60 when he sees her. And this time, he hits her at only 5 kilometres per hour. She'd just have a bruised leg. And we'd never have been called to this incident.